çok kıymetli Aleli derneklerinin yöneticileri var. Aleli Bektaş Federasyonu Genel Merkezi ve Şube yöneticileri aramızda. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi ve Şube Başkanları aramızda. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkez ve Şube Başkanları aramızda. Ubiyar Sultan Alevi Kültür Derneği aramızda. Bugün burada vicdan ve adalet nöbetinin 3. günündeyiz ve Türkiye'deki siyasi darbe sürecine karşı, antidemokratik uygulamalara karşı, faşizmin kurumsallaşmasına, halkların iradesinin yok sayılmasına karşı bir dayanışma ve mücadele yürütüyoruz. Bu dayanışma, gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı hepiniz de teşekkür ediyoruz. Biliyoruz ki Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Bu dönemeci demokrasi ve barışı tesis etmek için, aşabilmek adına hepimizin birlikte ortak bir mücadelesi büyük bir önem taşıyor. Alevi toplumu Türkiye halkları içerisinde çok önemli bir dinamiktir. Hem nicel olarak hem nitel olarak büyük bir toplumsal dinamiği ifade ediyor ve önemli ciddi sorunlarla bugüne kadar geldiler. Özellikle inanç özgürlüğüne yönelen saldırılar Türkiye tarihinde geçmişte de en çok rastladığımız sorunların başında geliyor. Bugün de yine inanç özgürlüğü en çok darbe sürecinden yara alan bir konumdadır. Alevi toplumunun yaşadığı tarihteki katliamlarla bugüne kadar yüzleşilememiştir. Halbuki bu katliamlarla yüzleşmek ve yeni bir yaşamı, barış içinde kardeşçe, ortak bir yaşamı birlikte kurabilmek çok önemlidir. Alevi toplumunun zorunlu din derslerinden tutalım da kendi dini, inançsal pratiklerini hayata geçirmek için gerçekleştirmeleri gereken örneğin cemevinde olduğu gibi ya da eğitim sisteminde olduğu gibi düzenlemelere dair Alevi toplumunun düşüncelerine, görüşlerine başvurulmaması büyük bir asimilasyonun parçasıdır aslında. Tesadüfi bir durum değildir. Bizler bütün bu sorunlarla birlikte mücadele edebileceğimizi ve birlikte değiştirebileceğimize inanıyoruz. Vicdan ve adalet nöbeti aynı zamanda Alevi toplumunun hak ve özgürlükleri içinde yürütülen bir mücadele. HDP'nin durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım şiarıyla başlattığı vicdan ve adalet nöbetini anlamlı ve değerli buluyor, ABF olarak sahipleniyoruz. Dün nasıl hak, hukuk ve adalet talebiyle yollara düşen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet talebini sahiplendiysek, bugün de burada vicdan adına yapılan adalet nöbetini savunuyoruz. ABF olarak 16 Nisan referandumdan sonra yaptığımız değerlendirmede şu sonuçlar ortaya çıktı. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı bırakıldığını, o hal ve kanun hükmündeki kararnamelerle ülkenin tek adam tarafından yönetildiğini. 2. Tekçi, İslamcı, faşist bir rejimin ikame olduğunu. 3. Artık AKP'nin çözüm gücü olmadığını, aksine çözümsüzlüğün merkezi olduğunu, AKP ile müzakere edilemeyeceğini kararlaştırdık. 4. Son uygulamalar, emekçilerin kanun hükmündeki kararnameleri ve ihraçları. 5. Bilimsel eğitimden vazgeçerek gerici, dinci, tekçi, mezhepçi müfredatların uygulanması. 6. Müftü ve imamların nikah kıymalarının önünün açılması. 7. Müfredatın belirlenmesinin ve eğitimin cemaatlere verilmesi, cihatçı bir nesil yetiştirilmesi girişimi. 8. Başta Aleviler, Kürtler, emekçiler olmak üzere hak taleplerinin bastırılması. 9. Ben de adalet istiyorum. Ben de demokrasi istiyorum. Ben de hukuk istiyorum. Önünde eşitlik istiyorum diyen milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, aydınlar, işinden, aşından, eşinden mahrum bırakılarak cezaevine atılanlar. 10. Kadim şehirlerin yerle bir edilmesi. Hak, hukuk, adalet isteyen, barış isteyen tüm toplumları sindirme ve korkutmaya çalıştılar. Bu yapılan operasyonlar tüm muhalif kesimleri kaygılandırmıştır.
Dolayısıyla bu tekçi ve ceberut anlayışa karşı imhacı, inkarcı, cumhuriyetin demokratik bir cumhuriyet olması için, faşist bir anayasanın demokratik bir anayasa olması için ben de ötekileştirdim diyen tüm toplumsal kesimlerin amansız, nedensiz, niçinsiz, fakatsız bir araya gelmeleridir. Hak, hukuk, adalet talebiyle ortak bir cephe oluşturulmalıdır. Tekçi faşist yapıyı ancak bu şekilde alaşağı yapabiliriz. Tek çare de budur. Bu nedenle biz Aleviler bu şiarla tüm demokrasi talep eden güçlere güç vermekle birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Değerli canlar, adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde adalet olmaz. Her ikisinin olmadığı yerde de diktatörlük vardır, zulüm vardır, katliam vardır. Biz Alevilerin dili her zaman barış olmuştur, yanı mazlum olmuştur, karşıtı zalim olmuştur, Kâbesi insanlıktır ve kardeşliktir. Her daim insanlık ve kardeşlik adına adalet haktır. Hak yardımcımız olsun. Nasıl ki yıllar önce mevcut Cumhurbaşkanı şiir okudu diye içeri atıldıysa, buradaki hazır olun hepsi, hazır olun da bulunanlar, hepsimiz o zamanlar bunun bir haksızlık olduğunu, bir seçilmiş belediye başkanının bu vesileyle içeri atılamayacağını o zamanlarda söylediysek, bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Halkın seçtiği milletvekillerinin, belediye başkanlarının, ancak onları makamlardan edecek tek kurum vardır, o da halktır ve oylarıdır. Dolayısıyla bu adalet istemiz, taleplerimizi dile getirirken, adaletin bir gün herkese lazım olduğu noktası işte o bugündür. Bugün geldiğimiz nokta dünden daha iyi bir nokta değil. Nasıl ki Kerbela'da Şah Hüseyin Hızır'a karşı devlet anlayışıyla Kerbela çöllerinde şehit edildiyse, bugünün dünyası o günden daha iyi değil. Dolayısıyla bizlerin bir arada olmak, bir arada yürümekten başka hiçbir çaremiz yoktur. Biliyorsun 15 Temmuz sürecinden sonra kamuda bir kıyım başlatıldı. Kamu emekçilerimiz işlerinden el çektirdiler. Ve yine hepinizin bildiği üzere Semih ve Nuriye yoldaşımız ölümün eşiğine geldi. Onun sesini dünyada, o iki yoldaşın sesini dünyada duymayan kalmadı ama ne yazık ki ne saray duydu ne de hükümet duydu. Bizler İftana ve Kültür Derneği olarak o yoldaşlarımızın da yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Yakında bunlarla ilgili de bir eylemlikler zincirini GYK'mıza görüştükten sonra açıklayacağız. Yine kanun hükmünde kararnamelerle işten el çektirilen kamu emekçilerin ve kamu sendikalarımızın birçoğunun içi boşaltılmış durumda. Türkiye'de yaşayan Aleviler, Kürtler, Çerkezler her neyse ötekileştirilmiş herkesin dünden daha çok birlikte olmaya ihtiyacı var. Bizler de bu şiarla sizlerin yanındayız. Bu eyleminizi, bu vicdan ve adalet oturma eyleminizi yürekten destekliyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. Kanunlar ve demokrasi askıya alınmış, vicdanlar mahkum edilmiş bir şekilde yönetilmektedir. Ülkemiz artık kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmektedir. Bugün burada vicdan ve adalet nöbeti tutan HDP'li arkadaşlarımıza destek olmaya, omuz vermeye, mücadeleleriyle paylaşmaya geldik. Ben inanıyorum ki bugün burada arkadaşlarımızın tuttuğu nöbet sadece HDP'nin nöbeti değil, sadece Kürtlerin nöbeti değil, sadece Alevilerin nöbeti değil, sadece emekçilerin nöbeti değil. Aslında insanlığın ve vicdanın nöbetini tutuyorlar. Ve insanım diyen ve vicdanı olan herkesin burada bulunması, bu mücadeleye omuz vermesi gerekiyor. Bizler temsil ettiğimiz kurumlar, Alevi kurumları olarak sonuna kadar bu mücadeleyi destekleyeceğiz. Bu arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Bu mücadele bugün ve sadece bu parkta sınırlı bir mücadele değildir. Bu mücadele kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığı ve yeryüzünde adaletin tesis edildiği güne kadar sürecektir. Bu mücadele yeryüzü hakkı yüzü olana kadar, yeryüzü aşkı yüzüne olana kadar sürecektir. Ve hepinizi hak aşkına selamlıyorum. Eyvallah.